Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar. Selam Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Ligde alınan kötü sonuçlar var Şanlıurfa sporumuz için. İyi günler geçmiyor ne yazık ki sportif anlamda. Yapılan değişiklikler var Şanlıurfa sporumuzda. Yeni bir teknik direktör var Ali Tandoğan. Şanlıurfa sporumuzda yeni bir sayfa açtı. Yarım kalan işi tamamlamaya geldi diyelim. İnşallah da öyle olur. Çünkü umudumuz o yönde. Henüz hiçbir şey bitmedi. Bunu geçen hafta da söylemiştik. Tarsus mağlubiyeti sonrası aynı şeyleri söyleyeceğiz, tekrar edeceğiz. Çünkü umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bunun da sebebi var. Çok geçerli nedenlerimiz var. Şanlıurfa Spor'un nereden geldiğini, nasıl geldiğini çok şükür unutmadık. Unutmadığımız gibi bunları da hiçbir zaman unutturmayacağız. Şanlıurfa Spor diye bir takım bugün olmayabilirdi. Bugün bizler çok başka takımları, başka renkleri konuşuyor olabilirdik. Ama bugün çok şükür ki bir Şanlıurfa Spor var. Şampiyonluk beklediğimiz bir takım var. Sarı yeşiline, armasına aşık olduğumuz bir takım var. Ve peşinden gitmekten asla vazgeçmeyeceğimiz bir takım var. Dolayısıyla bu takımın puan cetvelinde nerede olduğu hiç umurumuzda olmadan bizler bu iş bitene kadar, her yarışta ligi bitirene kadar Şanlıurfa Spor'un arkasında olmaya, destekçisi olmaya, desteklemeye, alkışlamaya, elimizden geldiğini yapmaya devam edeceğiz. Skorlardan bağımsız olarak söylüyoruz. Tabii ki eleştiri olacak. Tabii ki bizler eleştireceğiz. Taraftar eleştirecek. Spor otoriteleri eleştirecek. Bu çok doğal olarak devam edecektir. Bugüne kadar vardı. Bundan sonra da olacak. Ama bunu yaparken de gerçekleri göz ardı etmeden, gerçekleri söyleyerek biraz da vicdani duygularımızdan vazgeçmeden bunları dile getirmeye özen gösterelim lütfen. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan merhaba diyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Özel bir konuğumuz var. Kendisi Şanlıurfa Spor'umuzun değerli kulüp başkanı Sayın Emin Yetim. Kendisiyle sizin sormak istediğiniz her soruyu kendisine soracağız. Çünkü bizler de bu soruları merak ediyoruz. Değil ki etmiyoruz. Tribündeyiz, sizlerle birlikteyiz, maçları birlikte izliyoruz, sokakta birlikte, pazarda birlikte, her yerde birlikteyiz. Sizler bize soruyorsunuz, abi niye o gitti, niye bu geldi, bu adamı izlemediniz mi alırken falan. Ya hiçbir şeyin beni biz almadık, onu bir kere söyleyelim. Teknik ekipler vardır, transfer komiteleri vardır, yapılır. Kulüp başkanı da hocaların istediği futbolcuları alabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ki bizim kulüp başkanımız da bunu fazlasıyla yaptı, öyle ki yaklaşık 30 tane futbolcu transfer etmiş bu takıma. Bunların hepsini konuşacağız, eksisini, artısını. Ne varsa bugün bu programda bütün sorular cevap bulacak. Önce bir Mehmet Baylan'a merhaba diyelim, sonra konumuza döneceğiz. Ben de ekranları başında bizi izleyen bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki üzüntülü olduğumuzu belirtmek istiyoruz ama sen de dediğin gibi daha 22 hafta var. Küllerinden doğmuş bir Şanlıurfa Spor var. Yeni bir yer bizi de üzüyor. Tabii başkan da üzüyor. Programdan önce konuştuk. Sağ olsun bizi kırmadı, gündüz aradık, dedik ya Sayın Başkanım çatlak sesler var, bazı insanlar farklı şeyler anlatıyorlar. Gel bir sohbet edelim, ne var ne yok birlikte konuşalım, izleyicilerimizi de aydınlatalım, bizler de aydınlanalım. Çünkü bizim söylemlerimizle izleyicilerin düşünceleri çok farklı. Onun için birebir kendi ağzından başkanımızdan her şeyi biz soracağız, o da cevap vereceğiz şeffaf bir şekilde. Ki programdan önce de aslında aynen bunu söyledim, ne soruyorsanız sorun, her şeyi açın. Onun için kendisine ben hoş geldiniz diyorum başkanım, şeref verdiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ekranın başında bizi izleyen hemşehrilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Evet, Mahmut. Evet. Şimdi Mahmut yani öyle bir açış yaptı ki başkanım. Yani şimdi biz Emin Başkan'la aslında çok program yaptık ama bu akşam biraz daha böyle bir heyecan var bilmiyorum. Bende biraz heyecan var aslında. Yani lazımsa. Şöyle, zaten bizi hep diri tutan bu heyecan. Evet. Bunun da nedeni Şanlıurfa Sporu. Bizim aynen heyecanımız onunla alakalı. Evet, aynen öyle. Sokakta insanlar bizi görürken başkan genelde abi nasılsın falan demiyorlar. Abi ne olacak bu Şanlıurfa Spor diye bizi karşılıyorlar. Evet. Dolayısıyla biz de onlardan biriysek biz de size soracağız. Başkanım ne olacak bu Şanlıurfa Spor? İnşallah iyi olacak diyoruz. Aynısını söylüyorum işte. Evet. Allah'ın izniyle. Evet. Çünkü bütün mücadelemiz iyi olması içindir. Sizin de bizim de yönetim kurulu arkadaşlarımızın da personelimizin de taraftarımızın da teknik ekibin de hepsinin tüm ümidi, tüm beklentisi iyi olması. İyi olması yönünde mücadele veriyoruz. Evet. Hepimiz, herkes birlikte. İlerleyen günlerde inşallah daha iyi olur. Tabii biz hiçbir zaman pes etmedik. Geçen yılda, ondan önceki dönemimde de hiçbir zaman pes etmedik. Son 7. haftaya 4 yıl önce 7 puan farkla girdik. Aynen.
son maçta Gümüşhane maçında yenseydik şampiyonduk, bitmişti. Yani bir 20 saniyelik 7 bir... puan vardı bak. Evet. 7 maç kalmıştı, 7 puan vardı. Pes etseydik ne olurdu? 7 puan var, biz playoff'a hazırlanın derdik. Evet. Değil, biz dedik biz sonuna kadar önce bir çıkmayı, direkt çıkmayı kovalayacağız. Onun mücadelesini vereceğiz dedik ve verdik. Sonuna kadar da götürdük. Nasip olmadı 90+3. Ondan sonraki yıl yine ciddi sıkıntılara rağmen, hem maddi hem manevi sıkıntılar olmasına rağmen playoff'a gittik. Evet. Ali Tandoğan hocayla birlikte. Karagümrük'ün şampiyon olduğu playoff'tan, evet. Geçen yılda zaten hep birlikte o sıkıntıları, o stresi yaşadık. Özellikle ikinci yarıda. Evet, 5 puanla bütün futbol camiası ve futbol camiasında bizim değerli dostlarımız var üst liglerde, bizim ligimizde, bir alt ligde. Başkanlar beni arıyordu, ya başkan ne yapmaya çalışıyorsun ya? 5 puanla devreye girmişsin. Neyin transferini yapıyorsun? Bırak takım düşsün, bir dahaki sene 3. ligden çıkartırsın. Dedim mümkün değil. Pes etmek yok, sonuna kadar götüreceğiz ve düşmeyeceğiz. Dedim. Aynen, biz zaman zaman telefonla evet. görüşüyorduk sizinle. Düşmeyeceğiz. Çok dedik. İyimserdiniz aynen. her zaman. Evet, evet başkan. O inançla başladık ve sonunda da galip gelen biz olduk. Çok şükür. Allah'ın izniyle. Bu yılda biz başladığımızda biz bir üst ligi kovalayacağız dedik. Bir üst lige çıkmak için mücadele vereceğiz dedik. Ve halen de bir üst lige çıkmak için mücadelemizi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Evet. Lig bitene kadar bir üst lige çıkma mücadelesini vereceğiz. Tabi burada futboldur. Futbolda mağlubiyetler olur, galibiyetler olur, beraberlikler olur. Bunlar futbolun doğasında olan sonuçlardır. Biz sportif olarak çok başarılı mıyız? Değil. Çok başarısız mıyız? O da değil. Ortada. Evet, ama ortada da değiliz. Bir tık daha üstteyiz. Ben inanıyorum takıma da, teknik ekibe de, yönetime de, size de, taraftara da inanıyorum ki biz sonuna kadar pes etmeden gittiğimizde başarıya da ulaşacağımıza inanıyorum. Evet. Bunun için karamsar olmamak lazım. Tabii ki eleştiriler olacak. Yanlışlarımız var mıdır? Vardır. Yanlışlar olmadan olmaz. Yanlışlar olur ki doğruları bulacaksın. Tabii. Yani yeter ki başkanım kırıcı, belaltı olmaz. Evet, açık aynen söyleyeyim. Öyle. Yani bunlar bizi de üzüyor. Çünkü bizim için de aynı olmaz. Şeyler söyleniyor. Bunlar yanlış şeyler. Yani. İftiralar olmasın evet. yeter ki. Biz burada tek hedefimiz, tek mücadelemiz, tek istekimiz Urfa'dır, memleketimizdir. Memleketimizin takımıdır. Evet. Biz ailemizden, işimizden, çoluk çocuğumuzdan, her şeyimizden, tatilimizden vazgeçmişiz. Nedir? Şanlıurfa Spor'a bir göreve gelmişiz. O görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek içindir. Tek derdimiz, tek mücadelemiz budur. Ama tabii ki sezon başında yanlış transferlerimiz de olmuş olabilir. Yani ya da yaptığımız transferlerin içerisinde beklentimizin altında olmuş olabilir. Ya bu gayet doğal başkan yani şimdi yapılacak yani bütün transferlerin iyi olacak diye bir kural var mıdır yani? Futbolcuyu alırsın, uyum sağlayamaz, havasına, şehre uyum sağlayamaz, tesise, futbolcu arkadaşlarına uyum sağlayamaz. Ondan dolayı performansı düşük olabilir. Bunun sorumlusu ben değilim ya da o futbolcu kendisi de değildir. Teknik ekip de değildir. Taraftar da değildir, yönetim de değildir. Siz evet. de değilsinizdir. Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz şimdi burada ben Tarsus gibi 35 milyon, 40 milyon para harcasaydım o zaman bütün bu eleştirileri kabul eder ve kendimi suçlu hissederdim. Ama benim öyle bir harcamam da yok, öyle bir param da yok. Başkan net bu sezonki transfer... 15 milyon bizim transfer şeyimiz var, bütçemiz var. Bütçe 15 milyon. Evet, evet. ama bu ligde, bu bizim grupta biz 8. sıradayız. O evet. maddi konuda. Evet. Bütçe manasında. Evet. Bütçe anlamında evet, değil mi başkan? Bütçe anlamında 8. sıradayız. Ya çok para değil başkan yani gerçeği konuş. Yani 2,5 milyon nüfuslu bir şehirde. Sen de çok futbolcu... Ortalama şimdi izleyicilerimiz de merak ediyorlar Sayın Başkanım. Yani Urfa Spor'un isim olarak demeyelim de
futbolcuların içerisinde maliyet ortalaması ne kadar acaba? Yani şimdi yani yaklaşık 29 500'lerle civarına geliyor yani. 500'lerle. Çünkü çok uçuk rakamlar söyleniyor ama öyle rakamlar yok değil mi? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok ya. Yani dışarıdan o tamamıyla bir algıdır. Bir kötü niyetli insanların gençlerimize, taraftarımıza yaptırdıkları algılardır bunlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz çünkü öyle bir paramız da yok. Yok evet. Yani onu biz biliyoruz ama izleyicilerimiz de... Ama öyle bir param olsa da ben harcamam yani. Bu ikincilikte ben o kadar para harcayamam yani. Bu yanlıştır. Tamam belki Pendik'in parası çoktur. Yine sahipleri yeni devralan kişiler Eyüp'ün başkanı ve Manisa Kulüp Başkanı. Bunların maddi olarak güçleri çok 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 iyi. Evet. Çok güçlüler madden. Bunlar çok ciddi harcamalar yaptı. Ondan sonra Tarsus ciddi harcama yaptı. Uşak yaptı. Ankara Demir yaptı. Aynen. Bunun gibi çok Ahmet yaptı. Biz bunların daha bunlardan daha düşük rakamlara transfer yapmışız. Yani başkanım mutlaka ki olacak. Yani bizim de burada bütün samimiyetimizle bunu dile getirmemiz lazım. Ama bu demek değil. Pardon. Biz buyurun. Burada biz bu transferleri yaparken bu kadroyu kurarken kadronun kendisi futbolcu takımı, bizim futbolcu kardeşlerimiz de hepsinin hem kampta olsun, hem lig başlamadan önce olsun, lig başladıktan sonra olsun daima başkanım biz çıkacağız. Biz buna inanıyoruz. Bu inanca sahiplerdi. Bu bizi sevindiriyordu aslında. Yani halen de o inançtalar. Bitmiş bir şey yok. Başkanım daha 22 maç var. Yani oynanmamış 22 maç var. Şimdi 3 puanlık sistemde evet. 10 puan da kapanır. 12 de kapanır. Yeter ki sen inançlı ol. Biz geçen yıl 15 puanla mı girdik devreye? Evet. 15 puanla girdik. 15 puan nasıl kapandıysa 10 puan da kapanır. Ama biz buna inanmamız lazım. İnanmasak biz çıkamayız ki, kapatamayız ki arayı. Biraz kırılgan bir taraftar kitlemiz var. İşte hemen iki mağlubiyetle morali bozulan. Ya aslında çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ya, bunu da kabul etmek çok lazım. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Yani şimdi başkan vallahi emin olun ki buradan izleyici. Yani bana deserek emin ederim aman derim ki kardeşim ben yapmam. Ya bir de hiç düşünme. Vallahi abi. Ben yapmam başkan. Çok Alçuk zor samimi bir söylüyorum. Çok zor bir görev. Çünkü insanları mutlu etmek o kadar zor ki. Bak biz sizle konuşurken yemin ediyorum yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Herkes farklı farklı sorular sormuş. Yani bunları başkana sormaya kalkarsak. Yöneticilikten kaçmıyoruz. Evet. İftiralar. Tabii. Bel aşağı vurmalar. Bunlar bizi. Ya bir de eminiyetim şeffaf bir insan. Bakın değerli izleyiciler. Yani biz eminiyetim sağ olsun. Ne soruyorsanız bana sorun. Size de söylüyorum bunu. Yani gidin tesise başkanı başkan niye böyle olur? Ya size cevap verecek insanlar var yani. Ama lütfen art niyetli olmadan, kırıcı olmadan gerçekleri konuşarak. Bir başarısızlık başkan da kabul ediyor. Bir sıkıntı var. Tabii ki takım iyi oynamıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ama bunun çözümleri de var. Devre arasına kadar 5 maçımız var. Bu maçı kayıpsız atlatırsak ki başkan o neşleri olacak ben inanıyorum. Yani şimdi bunu söylemek lazım. Ama şu anda mevcut takıma destek vermek lazım. Yani Ali Hoca geldi. Ali Hoca'nın daha önce Urfa camiasına yakın bir isim biliyorsunuz. Bizim de dostumuz, kardeşimiz, tecrübeli bir isim. Ben de umutluyum. Yani taraftarlar soruyorlar. Bu saatten sonra Urfa Spor'dan beklentilerimiz farklı olabilir mi başkan? Nasıl farklı? Yani daha böyle önümüzü açık görebilir miyiz? Yani şimdi bu geri kalan 13 maç geride kaldı. Bundan sonra Ali Hoca ile farklı şeyler olur mu? İlk maç için yorum yapmıyorum. Çünkü ilk maçta kusura bakmayın ölçü değil bence. Yani şimdi burada hocayı mı suçlayacaksınız? Futbolcu mu suçlayacaksınız? Taraftarı mı? Asla bu yanlış yani. Şimdi, ama Ali Hoca ile siz inanıyor musunuz? Başarı olacak mı hocam? İnanmazsam getirmemdi zaten. Getirmezdik yani. Ali Hoca inanmasaydı kendisi de gelmezdi. Kendisi de gelmezdi. Evet şu anda Ali Hoca üst liglerde çalıştı bizden sonra. PTT liginde çalıştı, Süper Lig'de çalıştı. Yani Urfa'yı seviyor, bizi seviyor. Ondan sonra bir de inanarak geldi. O da bundan sonra mücadelesini verecek. Biz inanıyoruz ki birlikte iyi puanlar, iyi başarılar elde edeceğiz. Evet. Ben buna gerçekten inanıyorum. Ama benim başta da söylediğim gibi kesinlikle bir kere biz taraftar olarak, yönetim olarak, siz futbol yorumcuları olarak, evet başkanım. Hepimiz buna bir kere inanacağız. Bu inanca sahip olmamız gerekiyor sonuna kadar. Direkt çıkmayabiliriz, bu futboldur.
playoff'tan çıkarız. O tecrübemiz de var. Var. Evet. Daha önceden evet biz iki tane playoff yaşadık, başarısız olduk ama bu sürekli üçüncü defa da biz başarısız olacak demek değildir yani. Evet. Ama biz playoff'u düşünmüyoruz şu anda. Hadi diyelim playoff'a kaldık bile. Oradan da biz ümitliyiz. Biz her türlü takımın çıkması için mücadeleyi vereceğiz. Gece gündüz. Bizim verdiğimiz mücadeleleri taraftar gelip ya da bizi eleştirenler gelip gördüğü bir gününü, sadece bir günü görürlerse bir de artsa bizle ilgili bir şey söylemezler. İşte söylemediğiniz zaman da yanlış anlamlar oluyor. Peki başkanım hemen özetle bunu soruyorum. İzleyicilerimiz sormuşlar, ben de onlara istinaden soruyorum. Şu anda mevcut futbolcuların Ufaspor'dan maddi anlamda alacaklarıyla ilgili bir sorun var mı? Yok. Çok az bir ödemeleri var. Çok. Onu da ödemelerinin %75'ini ödemişiz. %25 kalmış peşinatların. O da şey değil yani. Evet. Peşinatların %25'i kalmış. Onu da en kısa zamanda inşallah kapatmayı düşünüyoruz. Bizim maddi olarak bir sıkıntımız yok. Yok. Yani maddi olarak şöyle, biz ona göre dengeli gidiyoruz. Primi, ödemeleri, deplasmanları biz kendimize göre ayarlıyoruz. Peşinatları, mesela sponsorluktan aldığımız parayı hemen peşinatları ödedik. Düştün diye. O çok güzel bir olay başkanım. Evet. Onu da soracaktım. Yani böyle, şimdi biz nereden para bulduk hemen onlara ödüyoruz. Yani son zamanlarda başkanımız sponsorlukla ilgili özellikle mutlu olduğum bir şeyi buradan belirtmek isterim. Ulusal kanallarda da Ufaspor'un ismi çıkınca yani insanın göğsü kabarıyor. Yani İstanbul'da da caddelerdeki o billboardlarda. Evet. Yani bu bile Şanlıurfaspor için bence önemli bir başarı. Çünkü daha birçok takımın böyle bir imkanı yok. Ufaspor'da sizin de bu işte çok büyük emeğiniz, katkınız var. Bunu da söylemek lazım. Bununla ilgili 2 ay uğraştım. Evet. Ama bunu hiç kimseyle paylaşmadım. Satışlar nasıl peki başkanım bununla ilgili? İnan ben o işten çok anlamıyorum. Ben bununla ilgili söyleyebilirim. Evet. Ben takip ettim. İlk açıldığı zaman bir tek sene zaten üyeliği yaptım. Bir Urfasporlu olarak tabii baktım. Satışa yanlış değilsem 2.63'ten falan çıktı kağıdı Urfaspor token. Bugün akşam üzeri baktım 5.63. İlk satışa çıktığında Şanlıurfaspor taraftarları Urfaspor token almış olsaydı bugün akşam saatlerinde paraları 2'ye katlanmış olacaktı. 2.5'a yaklaşık %150 üstüne geldi. Değer kazandı Şanlıurfaspor token. Çok anlamıyorum o işte. Valla ben de anlamıyorum başkanım. Yani, Mahmut anlıyorsa yani bu sportif başarıya bağlı bir şey değil o zaman. Değil aslında. Yani çünkü satışa çıktıktan sonra biz mağlubiyet yaşadık üst üste. Ya sahiplenme açısından ama alakalı. 2.63'ten çıktı. Bugün akşam saatlerinde 5.63'ten satış görüyor. Ama hemşerilerimiz çok ilgi göstermediğini biliyorum. Evet, ama ciddi bir ilgi göstermemişler. Mesela bir Erzurum gibi, bir Adana gibi. Değil. Değiller. İşte değiliz. Ben de buradan söyleyeyim Şanlıurfaspor taraftarlarına. Şanlıurfaspor token ilk satışa çıktığı anda 2.63'lerde falandı. O 2.63'ten alanlar akşam üzeri bugün 5.63'e kadar katlandı. Hani dolar gibi düşünün. 6 liraya aldınız. Dolar bugün 13 liraya geldi. Öyle bir durum Şanlıurfaspor token için de geçerli. Zaten bunun belirli periyotları var. Alırken bunu zaten size sunuyor oradaki sistem. Alıp satışlı mı almak istiyorsunuz yoksa yatırım amaçlı mı almak istiyorsunuz 6 yıl, 6 ay, 1 yıl kalıcı olarak mı paranızı değerlendirmek istiyorsunuz gibi. Bu tokeni size satarken zaten böyle öneriler de teklifler de var. Girip araştırabilirsiniz aslında. Yani bir nevi hani dolar, euro gibi de düşünebilirsiniz uzun vadeli olarak. Diğer tarafta da borsa oynayanlar daha iyi bilir. Kardeşi gibi düşünülebilir bu. Bunu da söyleyelim. Burada hani ben de bu işe girerken sadece merakımdan Şanlıurfaspor bu işe girmiş. Yani bu firmada Şanlıurfaspor'a destek olmuş. Şanlıurfaspor'a hiçbir Urfalı'nın yapmadığını yapmış. Bizler de sırf meraktan bile olsa girip bakalım. Bir para yani bir token diyelim Urfaspor tokeni 5 lira ya 5 lira 5 TL. Ya girip 5 TL 100 tane alsanız 500 TL hiçbir şey olmayacak. Bir kenarda duracak. Belki bir yıl sonra bunu hatırlayacaksınız. O 5 TL'niz olacak size. 25 bin TL. Örnek veriyorum bunu. Çünkü böyle zaten ilerleyecek bu sistem. Bunu unutacaksınız. Şanlıurfaspor'a destek olan bir firmaya siz de kendi çapınızda destek olacaksınız. Ama bu size geri dönüşümlü bir destek olacak. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bu büyük bir firmadır. Bunun, bu firmanın Urfaspor'a ya da Urfa'nın tokenine ihtiyacı yoktur. Bu tamamıyla ikili ilişkiler. Bizim Kramyan dostlarımız aradaydı. Kaç yıllık başkanım bu? 3 yıl. 3 yıl. Çok. Bizi Kramyan dostlarımız aradaydı. Ondan dolayı da firma sahibi Hakan Bey'e de ben buradan teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ederiz. Bizi kırmadılar, dostlarımızı kırmadılar. Araya giren dostlarımız vardı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize ciddi destekleri oldular. Bu da bizim kendi, yani benim kendi girişimlerimle orada İstanbul'da olan dostlarımız, arkadaşlarımızın girişimiyle gerçekleşti. Ben daha farklı bir hatırım, ilgi bekliyordum ben bu tokenle ilgili Urfa. Aslında biz de bekliyorduk ama aşamada çok, evet, şimdi, bizden bir tanıtımını yapamadık. Biz, yok biz yaptık abi şimdi. Billboardlara girdi, billboardlara, reklamları çıktı. Ulusal kanallara, her yerde ama biz sadece eleştirideyiz ya. Eleştiride ciddi bir şekilde boş eleştirilere de birinci sıradayız ama maalesef. Adana Demir hemen iki günde bitirdi, Erzurum iki günde bitirdi. Ben isterdim ki Urfa adına bunu söylüyorum. Memleketim adına bunu söylüyorum. Sahiplenme açısından bunu söylüyorum. Ben diyordum ki 24 saatte bitse ne kadar iyi olur. Ne kadar güzel olur. Bir yani başka kapı açardı. Anlamda, maddi anlamda söylemiyorum bunu sırf. Maddiyat değil, sahiplenme açısından söylüyorum. Bu sadece futbol üzerinden bunu söylemiyorum. Yani biz her konuda gerideyiz ya. Ama bir tek şeyde birinci sıradayız. Boş eleştirilere birinci sıradayız. Evet. O da yani bizim gerçeğimiz, bunun önüne de geçemiyoruz. Ben şunu söyleyebilirim. Her şeye itiraz edebilirsiniz. Her şeyden şüphe arayabilirsiniz. Ama iyi niyette aramamak lazım. Ben Sayın Emniyetimin iyi niyetinden asla şüphe duymadım. Çünkü görüyoruz, az çok taraftar da aslında bunu biliyor. Eleştiri olabilir. Yani bu kötüydü, getirmedi falan diyebilirsiniz ama iyi niyetinden şüphe edemezsiniz. Çünkü bu adamın hepimiz vazgeçmişken vazgeçmediğini biz hepimiz gördük. Hepimiz aslında utandık, vazgeçmişliğimizden utandık. Ben bunu geçmiş programlarda dile getirdiğim için bugün Sayın Başkanımız buradayken de söyleyebilirim. Biz artık yani düştük, üçüncülük falan, hatta kapandık falan derken inatla bağlandığı programlarda bile bu takım kalacak diye üstüne basa basa dile getiriyordu. Herkese rağmen, her şeye rağmen bu takım düşmeyecek diye iddialı bir şekilde ortaya koyuyordu. Biz de o an böyle tam modumuz düşmüşken ya tekrardan bir asılalım diyorduk. Tekrardan biz de inanıyorduk. Oradan buraya geldik. Nasıl geldiğimizi kendisi de çok iyi biliyor. Ne yaptığını kendisi de biliyor. Bunu kendisi bildiği gibi kulüp başkanımızın, taraftarlar da çok iyi biliyoruz aslında. Sayın Emniyetim gitti geldi, gitti geldi. Bırakayım dedi. Ya aile baskısı vardı. Belki çok kimseyle de paylaşmadı. Ailesinden Sayın Emniyetim'in kulüp başkanlığını yürütmesini, devam ettirmesini istemeyenler olmuştur mutlaka. Hani kendisi belki değinir, belki değinmez. Mutlaka ki olmuştur. Ki ben var olduğunu da biliyorum. Burada da onu söyleyelim. Ama buna rağmen Sayın Emniyetim bizim görüşmelerimizde de hiçbir zaman görevden kaçmam dedi. Burada nasıl geldiğini de kendisi de geçmiş programda anlatmıştı. Kendisini çağırdılar, bu işi sen yapacaksın dediler. Bu işi bir tek sen yaparsın dediler. Ki bunu aslında biz de söylemlerimizde, yani böyle bir düğüm var, bu düğümü de Sayın Emniyetim çözer demiştik. Ve onu davet ettik aslında bir noktada. Bu şehrin mülki amirleri de davet etti. Sayın Valisi davet etti, Büyükşehir Belediye Başkanı davet etti, toplantılar yapıldı. Ve Sayın Emniyetim yüzünü çevirmedi bu görevden, bugün geldi buraya. Dolayısıyla bir şeylerden feragat etti. Ailesinden feragat etti, işinden feragat etti. Kendi kendisini Şanlıurfaspor'la, hele o transfer sürecinde, tahtanın kapalı olduğu süreçte neler yaptığını belki bugün değil ama 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra bir gün kitap yaptığı zaman inşallah öyle bir şey nasip olur. Okuduğunuz zaman ya neler yaşanmış diyeceksiniz. Emin olun bunu diyeceksiniz. Çünkü öyle böyle bir oturduğunuz zaman anlatılacak şeyler değildi. Şanlıurfaspor nasıl ligde kaldı, ondan sonraki süreçte neler yaşandı, roman olacak şeyler yaşadı Sayın Emniyetim. O yüzden o da bazen böyle sitem ediyor, yetmediği anlarda öfkeleniyor. Ben bunları da çok doğal karşılıyorum, şundan ki onun ne yaşadığını bir tek kendisi bilir. Çok badireler atlattı, bir kişiyle değil birçok kişiyle mücadele verdi. Bu mücadeleyi de kendi şirketleri için değil aslında, Şanlıurfaspor için verdi. Şanlıurfaspor için insanları karşısına aldı. Şanlıurfaspor için insanlarla kötü oldu. Ve halen de olmayı göze alarak devam ediyor. Bildiğini söylemeye, böyle dimdik konuşmaya devam ediyor. İnsanların birçoğu da aslında onun bu dikliğini sevdi, düzlüğünü sevdi. Onun dopdoğru konuşmasını sevdi. Ya tamam bu adam böyle ama ya gördüğünü de söylüyor dedi. O tarafını sevdi. Onun öyle bir hümanist yanını da insanlar gördü. Dolayısıyla inanacaksınız.
Demin başkanımız da belirtti. Biz inanmak zorundayız. Devam eden bir lig var. Önümüzde daha birçok karşılaşma var. Bu da haftaya kadar bizim kaybettiğimizi, bu haftalardan sonra rakiplerimizin kaybetmeyeceğinin garantisi yok. Bu bir futbol. Topla oynanan bir oyun. Sahada ne olacağını, ne biteceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Sayın Emin Yetim bizim gördüğümüz eksikleri görmüyor mu? Kesinlikle görüyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçen haftalarda da söylemiştim. Tabii ki çalışmaları var. Bu takımın aksayan yönleri, eksiklikleri onun da tespitinde, onun da raporları var. İzledikleri oyuncular mutlaka ki vardır. Çünkü bu takımda çark işliyor arkadaşlar. Biz burada her hafta konuşuyoruz bir şeyleri ama bu kulübün de kendi içinde bir çark işleyişi var. O da işliyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Herkes görevini yapmaya çalışıyor. Hem kurumsallaşma adına, hem sportif manada, hem ticari manada Şanlıurfa Spor'un ünvanına bir şeyler katmak adına birçok iş oluyor. İnanın bunlar oluyor da kulüp başkanımız henüz hani yönetim olarak da çıkıp bunları anlatmaya dahi fırsat bulamadılar. Bunun da sebebi kendisi de demin belirtti. Eleştirilerden, hep eleştirilere cevap vermek, hep aşağı çekenlerle uğraşmaktan dolayı bir türlü biz yaptığımız güzel şeyleri anlatamadık da. Bunu bir türlü dile getiremedik. Kendi derdimizi söyleyemedik, aktaramadık. Şimdi ben burada kulüp başkanı buradayken onun ağzıyla avukatıymış gibi konuşuyor olabilirim ama öyle değil aslında. Bunu bilin lütfen. Bir yönetim kurulu seçtik ve gidin ne haliniz varsa dedik. Bunu kendi adımıza bir eleştiri olarak söylüyorum bunu. Ben kendime de alıyorum bunu. Seçildiler ama ondan sonra birkaç destekçileri vardı. Onun dışında abi ne yapalıma geldik, ne haliniz varsa kendi yağınızda kavruluna geldik. Böyle olmamalıydı. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de eleştirmeye, hesap sormaya kalktık. Tabii ki bu da doğal olarak insanları üzüyor, kırıyor. İşte bütün sıkıntı burada. Sayın Emin Yetim gibi insanlar da kırıldıktan sonra inanın yenisini bulmak zor oluyor. Şanlıurfa Spor nereden nereye geldi? Yok olma noktasından bakın bugün şampiyonluk gelecek diye 3. sıradayız, eleştiriyoruz. Biz en alttaydık ya. Geçen yıl ligin sonlarına doğru son 7-8 haftaya kadar biz bu ligin dibindeydik. Burada çıkıp konuşuyorduk düşmeyeceğiz falan ama kamera kapandığı zaman abi kim bizi kurtaracak diyordu. Biraz lütfen samimi geçen olalım ya. Evet, bakın bunu ben ya bu eleştiriyi kendimize alıyoruz ha. Böyleydi. Bugün 3. takımımız. 3. sıradayız. 4. aynı puanla gidiyoruz. Konuştuğumuz şeyler inanın komik. İnanalım ya biz Şanlıurfa Spor taraftarıyız diyoruz. Sokakta taraftar da söylüyor. Ya bu takım yolda oynasa biz kaldırımda izleriz diyoruz. Ama bir mağlubiyette rakip 3-3 diye rakibe bağırıyoruz. Maçtaydım. Taraftarın yaptığından ben utandım. Bir taraftar olarak utandım. Ya bu bizim takımımız ya. Hoşumuza mı gidecek 3 olsa? Mutlu mu olacağız? Bu taraftarlık değil. İlk günden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Bu yıl Şanlıurfa Spor'un yıldızı Şanlıurfa Spor'un taraftarı. Süper Lig'de olmayan taraftar bir topluluğu var. Ve Şanlıurfa Spor'u desteklemeye geliyor. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen takımımızı desteklerken bu futbolcu grubuyla gideceğimizi unutmayalım. Onlara küfür ederek ya maçın 3. 5. dakikasında futbolcuya küfür ediyoruz. Bakın eleştiri var, eleştiri olacak. Hep olmalı da zaten. Ama olumlu manada 10. dakikada 15. dakikada futbolcuya küfretmek nedir ya? Bunları yakıştırabiliyor musunuz kendinize? Üzülerek söylüyorum. Ben maçları maraton tribününde izliyorum. Yani ağza alınmayacak kendi futbolcularımıza yapılan hakaretleri duyunca gerçekten üzülüyorum. Bir taraftar olarak bu doğru değil arkadaşlar. Lütfen yapmayalım. Çok uzattım farkındayım. Başkanım bunları mutlaka ki siz de görüyorsunuz. Yani 10. 15. 20. dakikada buyurun. İzleyicilerimiz küfürle ilgili lütfen başkana söyler misiniz demiş. İsmail Tarhan diye ailemizle izliyoruz. Taraftarlara buradan küfür etmemeler konusunda Emin Başkan seslenebilir mi diye demiş başkan. Başka sorular var. Mahmut kardeşimiz söyledi zaten şimdi. Ayıptır yani küfür artık olmamalı statlarda. Çünkü biz başka projeler yapıyoruz. Başka planlarımız var. Başka niyetimiz var. Diyoruz ki artık bayanlar da gelsin. Stada bayanlar da futbol izlemeye gelsin. Geliyoruz ama başkanım var yani. Evet. Biz onun o sayıyı çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani şu anda gelen çok az. Bu küfürler olunca bayanlar da gelmez. Değil mi? Ya bir de küfürler, küfür etmenin futbolcu üzerine bir etkisi mi oluyor? Ya bir dakika moralini bozacaksınız. O daha maç başlarken maçın ortasında ya da sonunda ya da başlangıcında ortasında küfür edenler kötü niyetle oraya gelmiştir.
provokasyon amaçlı oraya gelmişlerdir. Çünkü biz bunu önleyemiyoruz. Biz bunu önleyemiyoruz ya. O şeref yoksunu insanlar perde arkasına saklanmış. Gençleri, birkaç tane genci alıştırıyorlar. Gidin hocaya istifa çekin, gidin yurt çekin, gidin futbolcuya küfür edin, gidin şunu yapın, bunu yapın. Niye? Bunlar Urfa Spor'un kapanmasını isteyen kişilerdir. Bunlar Urfa Spor'un başarısını, şehrin başarısını istemeyen kişilerdir. Bunlar geçen yıl, ben size tek bir olay söyleyeyim. Bak, çok önemli bir olay. Ben özellikle buradan taraftara, iyi niyetle Şanlıurfa'yı seven hemşerilerime, onlar özellikle harika. Ben buradan onlardan rica ediyorum, burayı iyi dinlesinler. Geçen yıl benim personelime, evrak işini yapan, lisansları çıkartan personelime gidip gece evinde tehdit edip, gitme, telefonunu kapat, evrakları götürme, lisans çıkmasın, kulüp kapansın diye tehdit eden, evet, 3-4 kişi gidip kapısına kendisini tehdit eden kişiler var. Yazıklar olsun. Ve bunu gönderen şeref yoksunu insanlara ben buradan sesleniyorum. Gelsinler yüzüme, gelsinler karşımda delikanlıca karşımda dursunlar. Gelsinler delikanlıca desinler ki biz kulübü istiyoruz, biz başkanlığı istiyoruz. Vermeyen başkan kongre şey yapıldı yani siz... Kongreye de ben aday değildim, ben sana da söyledim. Ben aday da olmak istemiyordum. Ya kimse çıkmayınca tekrardan kabul edemedik. Kongreden yani, bir ay önce görüştük ya, dedik ya bir avantaj kimse, çıkma, evet, kimse evet. Çıkmadıktan sonra gönlümüz el vermedi ya. Taraftar geldi, şantiyeye kadar geldi. Ben gitmiyordum. Ondan sonra belediye başkanıyla görüştüm. İki gün kalmıştı kongreye. Benim niyetim vallahi billahi tillahi yoktu. Ayıptır, utansınlar ya buradan. Ben bıraktım gittim, ondan sonra kimse ayıp çıktı ya. Beş tane başkan geldi ya. Beş tane başkan geldi. Ne yapabildiler ya? Ya utanmaları gerekiyor ya. Ama bunlar halen değer alıyor ya. Halen insanların karşı, milletin, bizim Urfa'nın, halkın içerisinde değeri var bunlar ya. İnsana halen onlara değer veriyor. Ama ayıptır, bunları yapmasınlar. Artık ben böyle şeyleri konuşmak istemiyorum. Siyasilerimize gelince, ya Urfa Spor'un kapanması için gece gündüz mücadele eden siyasetçilerimiz var ya. Oy verdiğimiz siyasetçilerimiz var ya. Bu memleketin oy verdiği kişiler var ya. Yazık. Ya ben bıraktım gittim. Benden sonra gelip sahip çıkaydın. Mesele emniyetim değil ki. Mesele şehrin gelişmemesi. Her konuda gelişemiyoruz ki. Hangi alanda gelişiyoruz ki? Maalesef. Urfa Spor niye ki bugün 15 bin taraftarla maç yapıyor diye çekemeyen çok kişi var. Evet. Çok siyasetçi var. Ben biliyorum. Gece gündüz gidip yetkililere önümüze engel koymak için rica eden siyasetçilerimiz var ya. Şu anda mevcut görevde olan ve şu anda üst makamlarda olan siyasetçilerimiz var ya. Yazık. Ayıptır ya. Böyle olmaz ki. Ama her konuda böyleyiz. Ya bırakın arkadaş, herkes işini yapsın. Evet. Bırakın arkadaş, biz maddi manevi destek veriyoruz bu memlekette. Bu takıma. Gecemizi gündüzümüzü vermişiz. Emek veriyoruz yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte. Ya köstek olmayın bize ya. Biz sizden destek de beklemiyoruz ya. Yeter ki engel olun. Ya biz bunlardan destek de beklemiyoruz ya. Ben o siyasetçilerden vallahi billahi ben destek beklemiyorum. Zaten veren de yok değil mi? Yok ben destek beklemiyorum onlardan. Ama ben onların isimlerini de önümüzdeki aylarda, günlerde açıklayacağım. Ben söyleyeceğim. Asılacağımı bilsem de söylerim. Ayıptır ya. Ya personelin evde girip tehdit edilmesi ne demek ya? Ne demek Mahmut Bey? Benim yerim değil ki. Benim şahsi yerim değil. Ya bunun üzerinden beni vuruyorlar. Ya benim yaptığım işleri, ben işleri bıraktım ya. %70 işleri bıraktım ya. Kim bu kulübün bir delikli kuruş parasını yemişse Allah onun yurdu yuvasında kalsın ya. Evet. Buradan önemli başkan, bakın. Allah çok... onun yurdu yuvasını taksın. Kim bu kulübün bir lira parasını yemişse Allah onun yurdu yuvasını taksın ya. Ya o konuda bir sıkıntı yok başkan. O konuda ama, size. Ama provoka olayına var. Bakın başkan, evet, Erzincan maçından yani sonra tam çıkıyor. Bir tane taraftarın biri 3 tanesi aldı. Ya galibiz. Ya yakalamaya çalıştık. Hatta yöneticiler de vardı. Yazıktır ya abi. Kardeşim Urfa Spor ceza yiyor. Ya Karadenizler bize destek oluyor, Ege'liler bize destek oluyor, İç Anadolu'lar bize destek oluyor, evet. Doğullar oluyor, Güneydoğullar oluyor. Ama biz bize destek olmuyoruz ya. Evet. Biz bize köstek oluyoruz ya. Evet.
Evet, başkanım bir reklama gitmemiz gerekiyor. Başkanımız şimdi konuşunca aslında benim söylediklerimin ne demeye, ne anlama geldiğini çok daha iyi anlamışsınızdır. Var, bunun dahası var. Başkanımız üstü örtülü anlatmaya çalışıyor. Emin olun bundan daha fazlası var. O yüzden gelin hep birlikte Şanlıurfa sporumuza sahip çıkalım. Şanlıurfa sporumuza destek olalım. Emin olun bu takımın bizden başka kimsesi yok. Bu takımın bizden başka kimsesi yok. Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanlığı'nda, Şanlıurfa Spor Yönetimi'nde taraftan başka, taraftardan başka güvendiği kimse diye, yok. Bunları takıyoruz diye söylemiyorum ha. Evet. Biz bunlara rağmen mücadelemizi verdik ve başardık. Bundan sonra da onlara inaden, onlara rağmen de yine başaracağız. Evet. Bak buradan söylüyorum. Ne ellerinden ne geliyorsa hepsinden. Ya başkan, bu taraftarlar bu kadar fazla gelmesi... Milletvekili oldun, benim oyumla milletvekili olmuşsun. Sen başkan, benim oyumla beni vuramazsın ki. Bu taraftar... Vuruyorsan da vur. Elinden geleni yapsın. Ya, taraftar oraya gelmiş, herkesin gurur duyması lazım. Evet. Reklamlara ya bu bir terbiyesizliktir ya, başka evet, bir şey de yok. Taraftar başkanın yanında, taraftar takımın yanında, Şanlı Gençlik Derneği Başkanı İsmail Arslan da yazmış. İyi günde kötü günde biz başkanımızın Şanlıurfa Spor'un yanındayız diyor onlar da. Bütün taraftarlar aynı duyarlılıkla lütfen takımın yanında olsunlar. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından daha bu başlangıçtı. Dahasını duyacaksınız. İnanın daha çok şaşıracaksınız. (Gülüyor)